Gelsin. Sağ olun, teşekkür ettim. İftar hazırlık mı var gene? Evet. Allah rızası için yapıyorum. Başka? İftar. Ondan sonra başka mı? Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Beyin ameliyatı oldu, bizim de bu işleri yapabildiğimizi anlasınlar diye yapıyoruz. Yani bizim de elimizden bir işler geliyor, biz de becerebiliyoruz. Biz de onları yapabildik, her şeyleri yapıyoruz. Onu anlasınlar diye yapıyoruz. Beraberce yapıyoruz işte bu hizmeti. İnşallah. Evet, aynı zamanda annesinden babasından uzak öğrenci arkadaşları el imkanı sağlamak. Evet. Değil mi? Doğrudur. Evet. Ramazan'da güzel bir şey. İyi. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Sonra sofra hazırlıyoruz. Şu anda patatesler soyuyoruz. Trenden demirden koşsaydı trene binmezdik. Trenden koşsaydı demirden binmezdik. Demirden koşsaydı trene binmezdik. En başta yine geldi. Yok, trenden koşsaydı şey diyelim, o da olmadı. Sana şey versene. Edil abi. Ramazan'ı şöyle yapıyoruz. Öncelikle bizlere gönül veren büyüklerimizden Ramazan'ı karşılayabilmek adına belirli bir miktar yardım istiyoruz. Bunlar da yardım ediyor ve aldığımız bu yardımlar sonucuyla herkese kapımızın açık olması sebebiyle iftar yemekleri vermeyi düşünüyoruz. Bugün iftarımıza gelen sayısı 150, 250, 300 civarında. Bu arkadaşlarımızın %90'ı öğrenci olmaktadır. Ve öğrencilerimizle, gençlerimizle birlikte ileriki yaşantılar boyunca engeli ortadan kaldırmak adına bizim onlarla sevgiye, hoşgörüye, birlikteliğe, gereksinimin duyarak yola çıktığımız bu dernekte böyle bir birliktelik kurduk. Sabah 9.30'da gelir gelmez derneğimize
gerekli alışverişleri yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlarımızın ellerini kullanabilen arkadaşlarımız bunları soyuyor ve aşçılarımız için yemeği hazır duruma getiriyor. Aşçımız yemek yapıyor. O sırada derneğimizin akşam oturup sohbet esnasında samaveri yakma gereği duyuyoruz. Bunun için su getirme gereksinimi oluyor. Arkadaşlarımızla toplanıp bu asrı mezarlığının oradaki çeşmeye gidiyoruz. Herimiz bir veya iki tane bidonla arabalarımıza atarak su getirme zevki tadıyoruz. Ramazan iftar saatinde gençlerimizin gelmesi, bizimlerle ayrı bir sohbet etmesi, bizlere olan yakınlığı bizleri mutlu ediyor. Ve bizlerin onlar için bu şekilde uğraşmamız bizlere gelecek namına umutlu kılınıyor ve kendimizle değil başkaları için bir şey yapmak bizleri olduğundan daha çok mutlu hale getirir. Ve biliyoruz ki bu ülkemiz zorluğu, engelleri birlik ve beraberlikle aşacaktır. Biz de bu uğurda bir sevgi damlası ekebiliyorsak ne mutlu bize. Allah razı olsun. Çoğu öğrencinin maddi sıkıntılar çekilip bildikleri için bu fırsatı bize veriyorlar. Günde 4 çeşit yemek artı ayranı, suyu, kolası falan her şeyi bize veriyorlar. Şükürler olsun. Karnımız doyuyor. Allah onlardan razı olsun. Ne diyeyim ki? Yemekleri de gündüzden kendileri hazırlıyorlar. Patatesleri soyuyorlar. Hepsiniz. Öyle mi? Suları taşıyorlar. Hı-hı. Tabii. Allah razı olsun. Hazır yemek geliyor hani. Engelli kardeşlerimiz kendileri hazırlıyorlar size. Allah razı olsun. Nerede siz hepiniz yani bu ortamı paylaştınız? Bu ortamı işte biz öğrendiyiz. Faruk abi önceden tanıyorduk. Faruk abi bir de yanındaki bir eleman bizim sınıftan arkadaş bize burayı tavsiye etti. Bir kere geldik pişman olmadık. Gelenlere tavsiye ederiz yani. Gerçekten güzel bir ortam. Ramazan ortamını yaşıyoruz. Arkadaşlarla her gün buraya iftar yemeğine geliyoruz. Gerçekten çok memnunuz. Yani çalışanları görüyoruz. Bize yaptıkları hizmet gerçekten çok iyi yani. Allah razı olsun 4-5 çeşit önümüze yemek geliyor. Yemekten sonra çayımızı içiyoruz. Tabii ki sürekli geliyoruz. Bir öğrenci için şartlar Kars'ta gerçekten çok zor. Yani bunları bize yapmaları gerçekten büyük bir nimet. Yani buradan giden her arkadaş memnun kalıyor. Kesinlikle çok memnunuz buradan. Tabii ki başta Faruk Hoca olmak üzere bizim arkadaş aracılığıyla gelen Mücahit arkadaşına çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi yani bir öğrenci için öğrencinin şartları durumu göz önüne alınarak yani bu sundukları yemek gerçekten bu hizmet yani öğrenci için dediğim gibi gerçekten büyük bir nimet. Dediğim gibi Dolunay Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Özellikle çalışan personele nasıl çalıştıklarını görüyoruz. Son dakikaya kadar yani herkes bir hınca çalışıyor. Yemekler çok şükür yetişiyor da ezan vakti olmadan önce de yemeklerimiz önümüzde oluyor, suyumuz önümüzde oluyor. Fatiha'mız, duamızı okuyoruz ve çok şükür orucumuzu her gün düzenli bir şekilde açıyoruz burada. Yani gerçekten evet farkındayız. Yemekler de çok lezzetli oluyor ve her gün farklı farklı yemekler yapıyorlar. Yani kesinlikle et ve tavuk çeşitleri her yemekte de oluyor yani. Dediğimiz gibi eğer örneğin mesela biz burada yememiş olsaydık bir lokantada, bir restoranda bir ücret karşılığı yemiş olurduk ama çok şükür buraya geliyoruz ve belli bir ücret talep etmiyorlar. Bir hayır olarak bize dağıttıkları için gerçekten onlara teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz.